Merhaba, ben Tunç Çatıroğlu. Piyasalar Yorum'a hoş geldiniz. Bugün Bitcoin ile başlıyoruz. Çünkü Bitcoin'de çok sert bir hareket var. Bundan sonra neler olabilir? Şimdi ne yapmalıyız? Bundan sonraki hedefler neler olabilir? Bu konuyla ilgili bir çalışma yaptım sizler için. Şöyle göstermek istiyorum. Şimdi bu çalışmamızda şöyle haftalıktan göstereyim. Bu çalışmamızda şöyle 60.787. Şu anda oraya gelmiş durumdayız. Biraz üzerine de çıkmış durumdayız. Bir sonraki hedef 71.495, yani 71.500 diyebilirsiniz. Şimdi o zaman biz bir dirençteyiz. Dirençte olduğumuz zaman ne yapıyoruz? Yeni alım yapmıyoruz direnç kırılmadan. Satıyor muyuz? Hayır, satmıyoruz da bekliyoruz. Yani hem bir şey almıyoruz hem bir şey satmıyoruz, bekliyoruz. Eğer bu direnç kırılacak olursa, yani kırılması demek üzerinde bunun bir günlük bir kapanış yapılması, ikinci günde hareketin yukarı yönde olması gerekiyor. Yani şu anda daha bir günlük bir kapanış görmüş değiliz. Yani gece yarısını tabii kapanış kabul ediyoruz. O zaman alınabilir. Şu anda öyle bir durum söz konusu değil. Daha yeni geldi. Yani bugün bunun üzerinde kapansa bile yarın şöyle sabahtan bir bakarım ben. Abonelerle falan da paylaşırım. Ya da akşam tekrardan değerlendirildiğimiz zaman bakarız. Nasıl gidiyor bu olay diye. O şekilde aboneler dedim, Twitter'dakiler zaten. Yani bu şekilde Bitcoin'i takip ediyoruz. 71.500 bundan sonraki hedef. Ondan sonraki hedef, hadi nasıl olsa yorumlara kapalı bu. Kimse benim canımı sıkmaz söyleyeyim. Ondan sonraki hedef 88.000 oluyor. Ama tabii ki 88 bin hedefimiz var diye de hadi hurra bir haftada gelecek, bir ayda gelecek, sene sonuna kadar falan gelecek gibi bir şey yok yani. Bu sadece bir Fibonacci hesabı diyebilirsiniz ki bir dakika ya, Fibonacci'nin tepesi bir şeye değmiyor. O da benim kendi tekniğimdir. Merak edenler teknik analiz sırları eğitimine katılıp öğrenebilirler. Aşağıda linki var. kanalfinans.info adresinde görebiliyorsunuz. Şimdi ondan sonra bunu söyledikten sonra Amerikan 10 yıllıklardan biraz bahsedelim. Amerikan 10 yıllıklarda bakın haftalıktan gösteriyorum. Burası önemli bir yer. Seviye 4.25, bunun üstünde altında. Halen daha orada duruyor. Halen daha duruyor. Herhangi bir şekilde düşmüyor. Ichimoku'dan da destek buldu. Ama negatif uyumsuzluk var. Düşmesini bekliyorum. Ama artık ne zaman gelecek, nasıl düşecek onu bilmiyorum. Düşmesini bekliyorum sadece. Onu diyebilirim. Ama şu anda herhangi bir şey alınmasını önermiyorum. Yani TLT alayım mı? Hayır, alma. 4.25 kırılmadı aşağı. TMF alayım mı? TLT alma dediysek zaten TMF alma. Değil mi yani? Bu şekilde takip etmek gerekiyor. Altın şu Ichimoku'yu geçemedi henüz ama yükseliş Çin tatilindeki o dipten sonra devam ediyor. Altından ümitliyim. Gümüşten de ümitliyim ama o baya bir geri gelmiş oldu şu Çin tatili sırasında. Bakacağız yani orada gümüş konusunda şunu göstermek istiyorum. Şu şekilde bir yapının içerisinde gidiyor gümüş. Şunun içerisinde sıkışıyor yani. Sıkışıyor. Bunu kıracak. İlla ki kıracak yani ama ne yöne kıracak? Şimdi bu şekilde geldi. Şöyle kırmasını bekleriz. Ama bakalım kırabiliyor mu? Biraz daha sıkışacak yeri var bunun içerisinde. Belki böyle Haziran'a kadar falan daha sıkışacak. Bakalım. Takip ediyoruz yani. Başka bir şey diyemiyorum sadece yani bu kadar. İyi değil buradaki görünüm. Evet, çok bir gidiyor yukarı, bir geri geliyor. Bir yukarı gidiyor, bir geri geliyor. Bu şekilde yani 2020'den beri yataylık devam ediyor burada. Biz bu işten çok sıkıldık diyen arkadaşlar var. Satın kurtulun. Başka şey alın. Altın da almayın. Gidin Amerikan borsasına gelin falan. Başka bir iş yapın yani. Çıkacak dediler, çıkmadı. Biz burada kaldık. Çok üzülüyoruz falan diyenler. Hakikaten satın kurtulun yani. Yani çünkü bak bunun içerisinde daha bu şekilde belki Eylül'e kadar falan da sıkışacak yeri var yani. Var. Yapacak bir şey yok.
Ama bu şu anda bir sat yok yani görüntüde öyle bir şey görmüyoruz. Amerikan borsası bugün düşüşte. Şöyle S&P'den göstermek istiyorum S&P. S&P'de şöyle bir çalışma yaptık. Lineer regresyonla bir kanal oluşturdum. Onu da uzattım. İşte bakın kanalın içerisinde gidiyor. Yani şöyle bir yükseliş 3-4 gün yataylık mesela şöyle bir yükseliş 3-4 gün yataylık falan böyle bir yavaş yavaş yükseliş bu şekilde gidiyor. Alınır mı? Alınır. Çok yüklü girmek istiyorum. Çok yüklü girmeyin. Hiçbir zaman öyle bir şey önermiyoruz. Çok yüklü girme. Kademeli al. Yani mesela al şimdi bekle. Bir %3 çıksın. Bir daha bir kademe daha al. Bir %3 daha çıksın. Son kademeyi al. O şekilde mesela bu yükselişe dahil olunabilir. Şu anda nedir durum? Şu anda alayım mı? Şu anda yüklü gireyim mi? Öyle bir şey yok. Yani buradan bu kadar gelmiş, dipten gelmiş bu kadar buraya, bu kadar haftalarda yükselmiş. Bak buradan bu kadar haftadır yükseliyor bu. Hatta ki şu 2022 Ekim dibinden de yükselmiş. Şurada alayım mı? Bak zirveden alayım mı? Yüklü alayım mı? Öyle bir şey yok. Düzenli her ay alayım mı? Evet, düzenli her ay alınabilir. Kademeli alınabilir ama yüklü veya da birime geçen o paranın tamamıyla şu anda alınmaz. Öyle bir şey yok yani. Böyle bir bu kadar yükselmiş zamanında almamışsın. Ne yapayım elimde para yoktu falan demişsin. Bu noktada tepeden alınmaz. Çok soran olduğu için söylüyorum. Tepeden alınmaz. Başka ne? Ha, BIST 100. Bugün BIST 100'den bahsedeceğiz. Şimdi BIST 100'den şöyle bahsedelim. Şimdi şu 4 saatlikte sata döndü bu. Sata döndü. Ne yapacaksınız? Göstergenin sata dönmesi demek. 4 saatlikte de göstergenin sata dönmesi demek. Yarın sabah piyasa açıldıktan sonra bir 20 dakika, yarım saat bakacaksınız. Yön aşağı mı? Yani kaç kapatmış? 9062. Bu aşağı doğru da gidiyorsa böyle. Şurada bir destek var. 8945 merak edenler için söylüyorum. Ama bu aşağıda devam ediyorsa yani daha bu desteğe gelmesini beklemeden satmak gerekiyor. Çünkü o zaman bu trend bozulmuş oluyor. Burada pazarlık etmek istemiyorum. Yani burası destek, bu trend burada bitti, burası gösterge sata döndü dediğim zaman ister satarsınız, ister uzun vadeliyim de dersiniz satmazsınız. İsterseniz ama temettü bekliyordum, temettü alıp öyle satsam olmaz mı dersiniz. İsterseniz ama bilanço açıklanacak, bilanço açıklanmadan satmak doğru olur mu falan ne derseniz deyin yani. Gösterge neyse onu söylüyorum. Pazarlık yok bu sefer. Bu şekilde olduğunu söyledim. Şöyle bir de bunu günlükten göstereyim. Günlük olarak takip ettiğimiz yani süper trendi kapattık. Günlükten takip ettik. Bakın ne olmuş? Kırılmış. Yani bir gün altında kapatmış. Ertesi gün de altında kapatmış. Hareketli ortalamanın 2 gün altında kapanmış. Şimdi mesela hareketli ortalamanın burada bir gün altında kapanıyor Ağustos'ta tekrar üstünde kapanıyor. Bir gün altında kapanıyor. Ertesi gün yön yukarı. Tekrar aşağı geliyor. Ama bir öncekinin dibine kadar gelmemiş. Ondan sonra tekrar yukarı gidiyor. Burada bir gün altında kapatıyor. Bir gün üstüne çıkıyor. Bir gün altında kapatıyor. Dolayısıyla 2 gün altında kapatmış olur. Tak 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 2 gün daha gidiyor. Böyle 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 buralarda gidiyor geliyor. Yani kötü bir yere denk gelmiş oluyor. Burada bir gün altında, bir gün üstünde, bir gün üstüne tekrar altında. O zaman 2 gün altında kalmış oluyor. Tekrar daha da diplere gidiyor. İşte burası da böyle bir yer. Böyle bir yer. Bunu söyledim. Haftalık da söyledik yani işte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. haftada düşüşler gelebiliyor.
9. haftada düşüş geliyor. Yani 8. haftadan sonra 9. haftada düşüş gelebiliyor. Bunu da söyledim. Ondan sonra da kapattım yoruma. Bu hafta yoruma kapalıyız. Hafta sonuna kadar böyle yani. Böyle olabiliyor dedik. Bu şekilde. Şeyde de dolar bazında endekste de kritik 305 dolar seviyesi vardı. Oradan aşağı dönmüş oluyor. Orada da işte hareketli ortalamanın 2 gün altında kalmış oluyor bu şekilde yani. O zaman bütün bunları söylediysek göstergeler sat gösteriyor arkadaş. Bu kadar yani. Bunun bir tartışılacak şeysi yok. Pazarlık edilecek durum yok. Aklınıza yatıyorsa satarsınız. Aklıma yatmıyor derseniz dükkan sizin. Bugünlük de bu kadar.